Selamun aleyküm arkadaşlar. Pazar gününden, soğuk bir kış gününden, Eskişehir'den herkese selam, saygı, sevgiler. Biraz eski avlu yerleri kabarmış. Yeşile davar dolanıyor da bugünden itibaren kar geleceğini söylüyorlar. Çarşamba, perşembe -20'lerde, gündüzleri -8-9'larda. Bu benim yaşlı kızım, 10 yaşında karavum. Bu da benim gel. Orada da kızı. Orada da karabaş dişi. Kötü koyunlar yeşil genliğe bayağı çöktü. Oğlum kıs. Oğlum da yoruldu. Çakalım. Bu da beş parmak. Bu da Nazlı'nın oğlu. Kıs. Yazın işte Mayıs Haziran aylarında ağda var, burada yatır bu telin kıyısında. Bak davarın yattığı yer zaten belli, yeşil. Bu da beyaz dişim. Bak benim çay ocağım da orada. Karabaş dişi oraya yatmış. Davar ağa bu telin kıyısında. Mayıs ayında 2 ay falan yatır. Şu ara sıcak olur. Yağmurlu günler kapanır. Aa, çay ocağım da buraydı bak. Ateşi buraya, meydan ateşi yakardım. Kısam. Karabaşım. Bu da iri. Ala dişinin eni. Botanın kızı. 3 yaşında. Canavar için biçilmiş kaftan. Paha biçilmez bir hayvan. Bir de erkek damarlı. Dişiyle de erkeğinden de çok pis boğuşuyor. Hiç geri pası yok. Geri fitesi yok. Çok asil bir hayvan. Kızım. Şşt, karabaş. Normalde annesi ala, babası botan. Bu tip çıktı. Biraz önce çakalı kovaladılar. 20 kadar geyik kovaladılar. Vallahi köpekler dindi. Orman gezintisi yaptık. Kızım. Bu çok genç ve işte çakalı, tilki, geyiği, domuzu kaçırmayan bu. Çok hızlı, acayip bir hızı var. Bir de genç ya. O yüzden de olabilir. Ama her köpekte bu kadar hız olmaz. Annesi de bu karav. Yalnız davarda en çok güvendiğim şeylerden, hızına birinde, erkeklerden de bu. Bu erkeğe hastayım. Çok canavarcı, çok soyacı, çok felaket nereden geleceğini anlayan ve de çok aşırı soya alabilen bir ineğim. Nazlı'nın oğlu. Bak bu da beş parmak. Dur kızım. Oğlum. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5'i de yere basıyor. En son tırnak üstteki. O da yere basıyor. Oğlum. Kimi hastalık diyor. Kimi ırk diyor. Bilmiyorum. Neyine de 5 tane. Oğlum. Çakalım. Çok sallı bu oğlum. Bunun bir erkek kardeşini bir arkadaşa verdiydim. 90 santim falan olmuş. 1 yaşına girmedi o inekte, geçen baharda vermiştim. Güzel büyüyorlar. Kötü koyunlar da çöktü. Vallahi kar atıştırıyor bazen, çok rüzgarlı. Bu kuytulara kaçmaktan başka çare bulamadık. Galiba yarından itibaren kar başlayınca 5-10 gün davar mecbur kapalı kalacak. Vereceğiz yemi, yatacak. Bak kötü koyunlar hala koça geliyor ya.
Açtı vallahi koç. Koyun karşı bayırda. Bakalım. Şşt. Şşt. Vallahi bir şeyi önüne kattılar ama. Ormanda kesinlikle bir şeyler var. Davar öyle yayılıyor. Kartallar bak oradan geçiyor. Büyük büyük kartallar. Köpekler de biraz önce bir tane çakalı önüne kattı. Belki kameranın ilk dakikalarında görüntüye aldım almadı mı bilmiyorum. Hızından eşekteyken çektim. Kartallar ormanın içine gidiyor. Kartalları takip edeceğim. Davar karşı bayırda. Yedekler belki geliyordur. Belki kamerada görünüyordur. Bu da bizim kara kaçan. Diye oğlum. İşte burada bizim ormanımız. Yuhuyt. Diye. Vallahi kovalamışlar. Bağırdım. Sesime geliyorlar bakalım. Aha, aha, su! Su! Oğlum su! Gidiyor! 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 Şimdi davardan çok uzaklaştık. En azından köpekleri ormandan toplayalım. Davara taraf gidelim. Gel! 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 Su! Su oğlum! Çakal çok yaklaştın oğlum ama ormana girdin mi tabii ki kaybediyorlar. Bak yine soya alıyorlar. Oğlum. Oğlum. Karabaş. Vallahi köpekler dinmiş. Yuhuyt. Hadi oğlum. Adalaka. Kıs 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 kıs.
Bakın Davartaş o karşı bayırdan aşıyor.